Evli TV videolarına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere nasıl hızlı kilo verebileceğinizi anlatacağız. Hadi başlayalım. Kilo vermenin ve onu korumanın en iyi yolu uzun süre sadık kalabileceğiniz düşük kalorili bir beslenme planı oluşturmaktır. Ek olarak ekstra kalori yakmak ve kalp sağlığı için her gün egzersiz yapmak, Sadece hızlıca birkaç kilo vermek istiyorsanız, kısa vadeli hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak birkaç teknik var. Onlardan bahsedeceğiz. Özel diyet programlarını denemek. Balık ve sebze seviyorsanız Akdeniz diyeti yapabilirsiniz. Akdeniz diyeti gibi bir program kilo vermenize yardımcı olabilir. Bu diyet Akdeniz bölgesinde yaşayan insanların geleneksel malzemelerine ve pişirme tarzlarına dayanır. Yapılan araştırmalarda bu diyete bağlı kalan kişilerde kalp hastalığı riskinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu diyet kilo vermenize, zayıf ve bakımlı görünmenize yardımcı olur. Akdeniz diyetini denemek istiyorsanız ekmekten, süt ürünlerinden ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Bunun yerine öğünlerinizi şu yiyecekler etrafında oluşturun. Balık, zeytinyağı, sebze, meyve, fasulye ve diğer baklagiller, baharat ve kuru yemiş. İkinci olarak işlenmiş gıdalardan kaçınmanıza yardımcı olması için taş devri diyetini deneyebilirsiniz. Mağara adamlarının dünyaya egemen olduğu zamanlarda kek pişirmek veya patates cipsi kızartmak için zamanları yoktu. Taş devri diyeti sistemlerimizin modern malzemeler ve pişirme stilleri için inşa edilmediğini iddia ederek yakın atalarımızın beslenme şeklini yeniden gündeme getirmeyi amaçlar. O zamanlar mevcut olabilecek et, sebze, meyve ve diğer yiyecekleri tüketir ve taş devri insanların sahip olamayacağı şeylerden kaçınırsınız. Yapay olmayan tatlandırıcı veya tahıl tüketimi serbesttir. Üçüncü olarak tam tahıllı gıdalara odaklanmak için Whole 30 diyetini yapın. Bu diyetin arkasındaki fikir vücudunuzu sindirim sistemini zorlayan yapay ve diğer işlenmiş maddelerden temizlemek için 30 gün boyunca tüm işlenmiş gıdalardan uzak durmaktır. 30 gün sonra bel çevresinin küçüldüğünü ve enerji seviyesinin daha yüksek olduğunu fark edebilirsin. Tahıl, süt ürünleri, şeker, baklagil, alkol ve tüm işlenmiş gıdalardan kaçının et, sebze ve bazı meyveleri tüketin ek olarak bol bol su için. Dördüncü olarak çiğ sebze ve meyvelerden hoşlanıyorsanız çiğ gıda diyeti yapabilirsiniz. Et sevmiyorsanız ve yemek yapmaktan sıkıldıysanız bu tam size göre. Çiğ gıda diyeti tamamen pişirilmemiş gıdalardan oluşur. Bol miktarda taze sebze ve meyve tüketerek kilo verirsiniz. Çiğ gıda diyetinde Hindistan cevizi sütü, fındık, çekirdekler ve diğer pişmemiş gıdalar da serbesttir. İnternetten lezzetli çiğ yemek tarifleri bulabilirsiniz. Diyetisyenler uzun süreli çiğ gıda diyetinin vücudu temel besinlerden yoksun bırakabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir diğer ana başlığımız sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemek. En sevdiğiniz yüksek kalorili yiyecekler için akıllı alternatifler seçebilirsiniz. Çoğu gıdaların gereksiz yağ, şeker ve kalori olmadan en sevdiğiniz yiyeceklerin tadını çıkarmanızı sağlayacak daha sağlıklı benzerleri vardır. Yüksek kalorili işlenmiş yiyecek ve içecekleri daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmek daha hızlı kilo vermenize yardımcı olur. Haftada birkaç gün vejeteryan beslenmeyi düşünebilirsiniz. Fasulye, soya peyniri veya mercimek gibi besleyici gıdaları et yerini tercih ederek diyetinize birçok besin maddesi eklerken günlük kalori alımınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Tatlı olarak işlenmiş kurabiye veya kek yerine lezzetli meyveler yiyebilirsiniz. Patates cipsi ve lolipop şekerlerini besin açısından zengin, kalori ve yağ oranı düşük atıştırmalıklarla değiştirebilirsiniz. Dil peynirini bir avuç üzümle birleştirmeyi, birkaç krakerin üzerine fıstık ezmesi sürmeyi veya birkaç yemek kaşığı humusun içine dilimlenmiş kırmızı biberi batırmayı deneyebilirsiniz. Normal salata sosu yerine sirke ve limon suyu kullanmayı deneyebilirsiniz. Yemeklerinizi tereyağı yerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ile pişirebilirsiniz. Aynı kaloriye sahiptir ancak daha sağlıklı bir yağ türüdür. Yüksek kalorili yiyecek almaya cezbedecek market reyonlarında gezinmekten kaçırın. Genellikle taze yiyeceklerin bulunduğu manavların çevresinde kalmak en iyisidir. Ancak bir şeyler almak için reyonlara dolaşmanız gerektiğinde şeker veya gazlı içecekler gibi canınızın çektiği yiyeceklerin bulunduğu yerlerden uzak durmaya çalışın. Onları görmezseniz cazibelerine kapılma olasılığınız da daha düşük olur. Sevdiğiniz yiyecekleri yasaklamak istemezsin. Ancak onları evinde tutmak onlara teslim olmanızın sebep olur. Evinizde abur cubur yiyecek stoklamayın. Bunlar çok nadir alacağınız şeyler olsun. Tüketilen kalori miktarını azaltmak için şekerli içecek tüketmeyi bırakın. Şekerle tatlandırılmış içecekler diyetinize hızla fazladan kalori ekleyebilir. Bu yüzden en iyisi onları tamamen kesmektir. Şekerli asitli içecekleri, şekerli çay ve kahveyi ve meyve suyunu diyetinizden çıkarın. Bunun yerine su, çay, sade kahve veya maden suyu için. Gazlı içecek, kahve, alkol, meyve suyu veya süt yerine Su veya şekersiz çay içmek, günde yüzlerce kalori azaltmanıza yardımcı olabilir. Bir başka konu tok tutan yiyeceklerden daha fazla yemek. Bazı yiyecekler daha hızlı tok hissetmenize ve daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. Bu gıdaların çoğu protein, hayvansal yağ veya lif içerir. Ancak kan şekerini sabit tutmaya yardımcı olan yiyecekler de harika seçeneklerdir. Çünkü bunlar iştahınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Daha uzun süre tok hissetmek istiyorsanız önünüze dahil etmeniz gereken bazı harika yiyecekler şunlar. Nişastasız sebzeler, balık, et, kuru yemişler ve çekirdekler, fasulye ve baklagiller, greyfurt, yulaf ezmesi, elma, yumurta, zencefil, yapraklı yeşillikler. Hala kilo verirken kaç kalori tüketebileceğini hesaplayabilirsin hayatta kalmak için kaç kaloriye ihtiyacın olduğunu gösteren bazal metabolizma hızını bularak başlayabilirsin. Ardından aktivite yoluyla ne kadar kalori yaktığını tahmin etmek için internette bulabileceğin bir hesap makinesi kullanabilirsin. Son olarak o hafta vermek istediğin her kilo için 500 kalori çıkar. Bir başka konuda yiyecek günlüğü tutmak. Tükettiğiniz her öğünü, atıştırmalığı ve içeceği yazın. Yediğiniz yiyecek miktarını ve her bir öğünün tahmini kalorisini takip edin ne yediğinizi yazmak, ne kadar yediğinize dikkat etmenize ve hedefinize bağlı kalmanıza yardımcı olur. Bir deftere günlük tutabilir veya yediklerinizi dijital olarak takip edebilirsiniz. Uygulamalar ne yediğinizi kolayca takip etmek için harika bir yoldur. Kahve karışımları, çeşniler, salata sosu ve yiyecek veya içecekleri eklediğin diğer öğeleri eklemeyi de unutma. Her 2 ila 4 saatte bir düzenli öğün veya ara öğünler ye. Öğün atlama kilo vermenin çözümü değildir ve hatta çabalarınızı boşa çıkarabilir. Yiyecekler size enerji verir. Bu nedenle yemek yemeden çok uzun süre kalmak sizi yorgun hissettirebilir ve bu da aktivite seviyenizi düşürür. Ek olarak vücudunuzun hızlı bir enerji artışı için yüksek kalorili, yüksek şekerli atıştırmalıklar istemesine neden olur. Kendinizi aç bırakmak yerine sık ve sağlıklı yemekler yemeyi planlayın düzenli öğünler ve atıştırmalıklar ayrıca kan şekerinizi sabit tutar ve bu da açlık seviyesini kontrol etmenize yardımcı olur. Yemeklerinizi yağsız proteinler ve nişastasız sebzeler etrafında planlayın. Tabağınızı yarım nişastasız sebzeler, dörtte bir yağsız proteinler ve dörtte bir tam tahıllar veya nişastalı sebzelerle doldurun. Ek olarak zeytinyağı, avokado ve yağlı balık gibi sağlıklı yağları ekleyin. Atıştırmalık olarak meyve, kuru yemiş, çekirdek ve dilim sebzeler yiyin. Sorun yaşıyorsanız ideal kalori hedeflerinizi, diyet ihtiyaçlarını ve potansiyel iyileştirme alanlarını belirleme konusunda yardım almak için bir diyetisyenle görüşün. Sizin için tercihlerinize uygun bir plan oluşturacaklardır. Kalori miktarını azaltmanıza yardımcı olması için daha küçük porsiyonlar yiyin. Kilo vermek için sevdiğiniz yiyeceklerden vazgeçmenize gerek yok. Benzer şekilde daha sağlıklı yemekler seçmek, istediğiniz kadar yiyebileceğiniz anlamına gelmez. Bunun yerine öğünlerinizi ölçü kapları veya özel kaşıklar kullanarak porsiyonlayın. Tetikleyici yiyeceklerinizi belirleyin ve buna göre bir plan yapın. Herkesin tetikleyici yiyecekleri vardır. Bu nedenle belirli yiyecekleri canınız çekiyor diye kendinizi kötü hissetmeyin. Belirli bir aktivite, günün belirli bir saati veya belirli duyguları hissetmek gibi isteklerinizi tetikleyen şeyleri bularak bu yiyecekleri azaltın. Ardından bu tetikleyicilerin üstesinden gelmek için daha iyi planlar yapın ve bu yiyecekleri evinizde veya iş yerinizde bulundurmayın. Bu şeytana uymaktan kaçırmanıza yardımcı olabilir. Her gün egzersiz yapmak. Günde en az 30 dakika egzersiz yapın. Düzenli egzersiz yapmak daha fazla kalori yakmanıza, kalp sağlığınızı ve metabolizmanızı korumanıza yardımcı olur. Çoğu gün kardiyo aktivitesi yapmayı ve haftada 2-3 gün kuvvet antrenmanı yapmayı hedefleyebilirsiniz. Hoşunuza giden bir aktivite seçerseniz ona devam etme olasılığınız daha yüksek olur. Örneğin yürüyebilir, koşabilir, aerobik yapabilir, kondisyon bisikletine binebilir, bisiklet sürebilir veya yüzebilirsiniz. Fitness seviyenize uygun egzersizler ve antrenmanlar seçin. Egzersiz yapmakta yeniyseniz muhtemelen kendinizi çok fazla zorlamayacaksınız veya uzun süre egzersiz yapamayacaksınız. Ancak sonuç görmek için kendinizi fazla çalıştırmanız gerekmez. İyi yapabileceğiniz egzersizleri seçin ve oradan ilerleyin. Kardiyo egzersizi yapmaya başlayın. Kardiyo ve direnç egzersizini harmanlamak genel vücut sağlığı için önemli olsa da kardiyovasküler egzersiz bu kiloları hızlı bir şekilde atmanıza yardımcı olacak şeydir. Egzersiz rejimini ilgi çekici tutun. Çeşitlilik hem daha sağlıklı olmanın hem de motive olmanın anahtarıdır. Her gün aynı egzersizi yaptığınızda kendinizi yaralama riskiniz artar. Haftada 2-3 kez güç antrenmanı yapın. Güç antrenmanı veya ağırlık çalışması egzersiz yapmadığınız zamanlarda bile metabolizmanızı hızlandırarak ve kas inşa ederek zayıf kalmanıza yardımcı olur. Bu egzersizleri çalışmaların arasında en az bir dinlenme günü olacak şekilde haftada 2-3 kez yapın tüm vücudunuzun çalışmasını gerektiren egzersizleri seçin. Böylece her kas grubunu çalıştırır ve egzersizinizde çoklu görev yapıyor gibi tek seferde daha fazla kasın kalorisini yakarsınız. Gün boyunca daha fazla hareket edin. Uzak bir park yeri seçerek veya asansör yerine merdivenleri kullanarak yaptığınız yürüyüş miktarını artırır. Mümkün olduğu kadar üst kata çıkın veya günde 3 kez köpeğinizi gezdirin. Ek olarak canlı bir şekilde toz alın, ev süpürün ve paspaslayın. Ne kadar çok hareket ederseniz o kadar çok kalori yakarsınız. Yeterince dinlenin. Düzgün bir şekilde dinlenmek gün boyunca yeterli enerjiyi korumaya yardımcı olacaktır. Aşırı yeme ihtimalini ve fiziksel aktivite sırasında yaralanma olasılığını da azaltacaktır. Uyku eksikliği aslında yağ yakamamayla bağlantılıdır. Bu nedenle yeterince uyumak kilo verme yolunda gerçekten yardımcı olabilir.